Arkadaşlar merhaba, KAP ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. BİST 100 endeksi günü %1.31 değer kazanarak 8.118.75 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 104.86 puan artarken toplam işlem hacmi 143.499.000.000 TL olarak gerçekleşti. En fazla değer kazanan sektör BİST madencilik, en fazla değer kaybeden sektör BİST turizm. BİST 100'ün yabancı payı %32.48, ufak ufak artmaya devam ediyor. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 187, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 322, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 14. Deniz Yatırım Tüpraş analiz toplantı notlarını paylaştı. 5 Eylül 2023 tarihli strateji güncelleme raporumuzda da belirttiğimiz üzere Rusya kaynaklı belirsizlikler ve sıkı talep koşulları beraberinde orta distilat marjların beklentimizin üzerinde seyretmesi, havacılık sektöründeki güçlenmenin jet yakıt talebini desteklemesi, stratejik dönüşüm planı ve tekrardan temettüyü dağıtmaya başlamış olması dolayısıyla Tüpraş'ı beğenmeye ve model portföyümüzde korumaya devam ediyoruz. Mevcut durumda Tüpraş için 12 aylık hedef fiyatımız 188 TL seviyesinde bulunurken önerimizi al yönünde sürdürüyoruz. Halk Yatırım Mavi giyim hissesi için 86 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan 12 aylık hedef fiyatımızı 178 TL 30 kuruşa yükseltiyor. %51 getiri potansiyeliyle al tavsiyemizi sürdürüyoruz dedi. Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in ardından Avrupa Birliği de vadesini öne çekti bu yenilenebilir enerji kısmının. Avrupa Çin dominasyon sorununu çözebilirse bizim şirketlere de buradan fırsat doğabilir. Fakat iç pazarda da zaten şirketler yeterince dolu olmasına rağmen yurt dışındaki işleri de yapıyor. AB yenilenebilir enerji kullanım hedefini %42,5'a yükseltti. Kaynak Bloomberg HT. Kur korumalı mevduatlara uygulanan zorunlu karşılıklar %15'ten %25'e yükseltildi. Artışın bankalardan 300 milyar TL rezerv eksiltmesi öngörülüyor piyasa tarafından. Evet, bu arada halka rallisinin büyümesine kapılıp borsaya yeni gelen arkadaşlar, sizin borsayı bildiğini, öğrendiğini zanneden arkadaşlar bugün acaba neler yaptı çok merak ediyorum açıkçası. Borsa doğru strateji, doğru psikoloji yönetimi gerektiren bir piyasadır. Eğer çelik gibi bir psikolojiniz yoksa bence burada olmamalısınız. Birkaç ay demiyorum bile, bir hafta 10 gün boyunca hissesi yataya bağlamış ya da düşmüş insanlar varyansın etmeye başlıyorlar. Hatta birkaçı da bana yorum yazdı. Bana değil de kanala yazdı. Borsada adam soyuyorlar diye. Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası borsa. Bence siz burada bulunmayın. Coin piyasasına geçiş yapın derim ben. Adam da dün borsaya girmiş. Çoğu da halka arzdan aldığı hisseler. Hisselerim gidiyor. İşte efendime söyleyeyim, borsa onun görüşüne göre çok farklı bir şey. Arkadaşlar böyle bir şey değil. Hisse ayı piyasasına girdiği zaman ne yapacak, bir planı, öngördüğü hiçbir şey yok. Sadece alayım ben hisseyi, hisse gitsin peşinde koşuyor. Maalesef bu işler böyle olmuyor. Belli bir strateji gerektirir. Evet arkadaşlar, bugün Perşembe, biliyorsunuz Perşembe günleri SPK bülten yayınlıyor. Bu bültenden de yeni halka arzı var mı ya da bedelli bedelsiz onay geldi mi gibi önemli konuları alıyoruz. Tabii genelde geç saatlerde yayınladığı için biz de geç saatlerde videolarını yapıyoruz. Ben biraz bekledim fakat gelmeyince videoyu yapayım bari, insanlar onu seyretsin dedim. Günün önemli haberlerine baksın dedim. Evet, Borsa İstanbul pay piyasası alım satım sistemi duyurusu AGYO. Arkadaşlar Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bugün sizinle topluluktan da paylaştım. Biliyorsunuz bugün ve yarın talep toplama işlemi var. Saat 10.30 ile 13 saatleri arasında yapılmakta. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Normal hisse alır gibi oradan hatırlatmamı yapayım fakat buradan da yapıyorum. Bu arada mükerrer tarama var. Kendi adınıza kayıtlı farklı hesaplardan başvuruda bulunmayın. Çünkü ilk emriniz kabul edilecekmiş. Zaten burada da söylüyor. Evet, Penguen Gıda, özel durum açıklaması. 5. ayın 31'i 2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak güneş enerjisi santrali için Osman Gazi Elektrik Dağıtım Şirketi'ne yapılmış olan bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurumuzun olumlu karşılandığı ilgili şirket kurumsal internet sitesinde açıklanmış olup bundan sonraki süreçte çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir belgesi başvurusunda bulunacaktır demişler. O da yenilenebilir enerjiye geçmeye çalışan bir şirket. Evet, Sasa Polyester özel durum açıklaması neymiş? Evliyaf yatırımına devlet yardımı hakkında şirketimizce daha önce kamuya KAP'a detayları duyurulan Adana yerleşkemizde yapımı devam eden ve 2024 yılının 3. çeyreğinde devreye alınması beklenen yatırım bedeli yaklaşık 400 milyon dolar olan 402.500 ton yıllık kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırımımız şu sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır. Teşviğe konu yatırımın tutarı 8.094.028.599 TL olup yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir. Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, kurumlar vergisi indirimi %80, yatırıma katkı oranında %40'mış. Sigorta prim işveren hissesi desteği 7 yıl boyunca, faiz desteği, TL cinsi kredi kar payından 5 puan, dövize endeksi kredi kar payında 2 puan olarak uygulanacaktır. Arkadaşlar bu haberi borsa açılmadan önce attı Sasa. Borsa açıldığı zaman da %5 gibi yukarıdaydı ama maalesef tabii ki bugün çok volatil bir piyasa yaşadık. Arkadaşlar düzeltmeler illa gelecektir. Paniğe kapılmayan arkadaşlar, hatta bu gibi günleri, düşüşleri indirim günleri olarak değerlendiren arkadaşlar güzel paralarda kazandılar. Maalesef Sasa bugün de %0.40 düştü. Benim tahminim buralar Sasa için dipler arkadaşlar. Buralardan daha fazla 3-5 daha olabilir ama bundan daha düşüğü, çünkü güzel yönetilen bir şirket. Patronu şirketi çok iyi yönetiyor. Çok fazla borcu var. 25 milyar dolar toplam yatırımı var 2030-2032 yıllarına kadar. Fakat patron bir şekilde işi döndürüyor. Yani şapkadan çıkartan bir patron var. Sayın Erdemoğlu'na tebrik ederiz buradan. Evet, Yenilaç özel durum açıklaması. GES projesi güncel gelişme. 8. ayın 14'ü 2023 tarihinde şirketimizce KAP'a bildirilen Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında güneş panellerinin kurulacağı arazilere ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup ÇED gerekli değildir kararı verilmiştir. Proje ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler özel durumlar uyarınca kamuoyuna duyurulacaktır demişler. ÇED gerekli değilmiş. Evet, Birleşim Mühendislik yeni iş ilişkisi kapattı. 9. ayın 8'i 2023 tarihli özel durum açıklamamızda şirketimizin Birleşim Mühendislik AŞ ve bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik, ki %100 kendisine ait, İstanbul Eyüp Sultan Göktürk 2 etap konut projesine teklif verdiği ve işveren Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ tarafından ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda Birleşim Mühendislik AŞ ve bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik AŞ ile Cevahir Yapı Ticaret AŞ arasında bugün İstanbul Eyüp Sultan Göktürk 2 etap konut projesi kapsamında mekanik tesisat işleri için 4.031.209 dolar artı KDV ve 118.456.457 TL artı KDV. Elektrik tesisat işleri için 1.868.790 dolar artı KDV ve 66.543.542 TL artı KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. İlgili proje kapsamında şirketimizin imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 412.802.400 TL imiş. İş süresi 12 ay olarak hesaplanmış. Safkar Ege Soğutma yeni iş ilişkisi kapattı. Kuzey Afrika pazar geliştirme çalışmalarımız sonucu ticari araç üreticisi firma ile yapılan toplam 1.683.792 euro sözleşmeye istinaden ilk parti teslimatlar için 574.020 euro tutarında akreditif ihbarı tarafımıza ulaşmıştır. İlk parti teslimat 2023 yılı sonuna kadar, diğer sevkiyatlar ise 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir dediler. Sayas ihale süreci sonucu rüzgar enerji endüstrisi sektöründe yeni ihale alınması hakkında. Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Changxi Shipyard Co. Limited ticaret ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 2.176.721 euro olup teslimatların 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Güzel bir iş. Rüzgar enerjisi işi yapıyor biliyorsunuz Sayas. Üstelik de Çin'e 2.176.721 euroluk mal satması ayrıyeten işi değerli kılıyor. Evet, René Pol özel durum açıklaması, tarla gesi yatırımı bağlantı görüşü alınması ve çağrı mektubu hakkında. Kayserili Yeşilhisar ilçesi Güzelöz mahallesinde yapımı planlanan tarla gesi yatırım sürecimiz, Kayseri ilinde yaşanan depremlerden etkilenen Yeşilhisar trafo merkezinde meydana gelen çökmeden dolayı süreç uzaması oluştu. Şirketimiz bu süreci hızlandırmak için Kayserili Hacılar ilçesi Karpuzsekin mahallesi Şiyuada parsel üzerinde 1200 kW gücünde tesis yapımı için yapmış olduğu bağlantı görüşü ve çağrı mektubu talebi Kayseri ve civarı elektrik tüketim Türk AŞ tarafından olumlu sonuçlanmıştır. Proje kapsamında Felahiye 1600 kW ve Kapuzsekin'i 1200 kW olmak üzere toplam 2800 kW'lik bağlantı görüşü alınmıştır. Proje kapsamında süreç devam etmektedir. Boğaziçi Beton Bobet özel durum açıklaması, İstanbul Merter hazır beton tesisi kapanışı. Şirket yönetim kurulunun kararı ile İstanbul Bahçelievler ilçesinde yer alan Bahçelievler Rams Garden projesi için kurulan Bahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Caddesi şu adresli Merter hazır beton üretim tesisinin kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Arkadaşlar bu hafta Bobet'in yeni bir açılan hazır beton üretim yeri açılışı kapı vardı. Bu şirket yapılacak projeye göre yakınlarında hemen yer kiralayıp oraya tesisi kurup oradan transport giderlerinden de kurtulmak için hızlı kapanış açılışlar yapabiliyor. O yüzden Bobet'in daha bir değerli kılıyor. Evet, Merkezi Kayıt Kuruluşu borsada işlem gören tüpe dönüşüm duyurusu. Benim burada dikkatimi çeken en fazla 1.400.715 lot Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Diğerleri çok fazla değil. Şimdi bazı arkadaşlar merak ediyor ya da bilmiyor, borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu nedir? Şöyle anlatayım kısaca. Halka arzda mesela bir şirket %20'sini halka açıyor. Onlar zaten bu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu yapmazlar. Çünkü taahhütlerinde bir yıl boyunca yeni halka arz etmeyeceği demek, işte bu anlama geliyor. Yani o %20'nin dışında patronun elinde %80 daha borsada işlem görmeyen hisse var. Ama belli zaman sonra ortaklar şirketten çıkmak isteyebilir. Herhangi bir anlaşmazlık olabilir. Ya da fiyatta anlaşamadığı için SPK'ya başvurur, der ki benim elimdeki hisseleri ben borsada işlem gören tipe dönüştürüp borsada satmak istiyorum. Borsada buna bakar, durumuna göre değerlendirir ve kabul eder. Dolayısıyla ne olur? Şirketin de borsadaki halka açıklık oranı yükselir. Yani %20 halka açık şirketin ortağı %5 sattığı zaman borsada bu hisseleri satarak %25'e çıkartabilir elindeki %5'lik hisseyi sattığı zaman. Evet, Trabzon Liman, TL Man kar payı dağıtım kapağı attı. Arkadaşlar maalesef Teleman bu sene kar payı dağıtmayacakmış. Maalesef son 5-6 senedir güzel de temettü dağıtan bir şirketti. Info Yatırım toptan alış satış işlemi bildirimi. Natural Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ toptan alış satış işlemi bildirimi. Natural Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ ortaklarından Global Yatırım Holding AŞ'nin sahip olduğu şirket sermayesinin %10'una karşılık gelen 23 milyon TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değerli pay için 16 lira 50 kuruş fiyatla kurumumuz aracılığıyla, yani info burada satıcı üye, toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür kapsamında yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler Info Yatırım Menkul Değerler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ. Şimdi bunlar niye alıyor? Bunlar arkadaşlar fonlarını alıyor. Toplamda satılacak olan 23 milyon TL nominal değerli paylar halihazırda borsada işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibariyle borsada işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır. Deminki anlattığım sistem. Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli borsanın toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 9. ayın 18'i 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup işlem takasının pay piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir demişler. Şimdi arkadaşlar satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, aciz, teminat gibi bir kayıtta bulunmamaktaymış. Şimdi Natural Gaz'dan Güler Yatırım Holding pardon Global Yatırım Holding %10 pay satıyor. Şimdi Global Yatırım Holding pandemiden çok fazla yara almış bir şirket. Zira bunun alt şirketleri de aynı şekilde kendilerini toparlamaya başlıyor. Şimdi burada da hisse satışının amacı zaten şirkete kaynak ayırmak. Ne dolar bazlı olsun ne de TL bazlı kredi almaktansa toptan şekilde fonlara hissesini satarak kaynak yaratıyor. Evet, bizim toptan kar payı dağıtım kapağı attı. Kar payı dağıtımının tarihinin belirlenmesi. Normalde burada kesinleşen hak kulların tarihi yazardı. Bizim toptanın arkadaşlar 74.9 hemen 75 kuruş nakit temettü ödeme kararı vardı. Genel kurulda onaylanmış. Bunu aşağıda not şeklinde yazmışlar. Yönetim kurulumuz 6. ayın 7'si tarihinde gerçekleştirilen şu sayılı genel kurul toplantısında onaylanan 50 milyon TL tutarındaki nakit kar payı dağıtımının 9 Ekim 2023 tarihinde başlanmasını ve pay sahiplerimize hisseleri oranında ödenmesine karar verilmiştir. Yani daha önce teklif edilen tarih. Dediğim gibi normalde bunu buraya yazmaları lazımdı. Tabii ki biraz da yeni hisse olmalarının ya da çalışan yatırımcı ilişkileri bölümündeki arkadaşın hatası bence. Evet, 75 kuruş nakit temettüyü 10. ayın 9'u 2023 tarihinde ödeme yapacak. Hedef portföy pay alım satımı bildirimi geldi ARDYZ'den. Arkadaşlar hedef portföy ARDY hisselerinin toplamı 9. ayın 12'si 2023 tarihinde 1.975.000 TL nominal hisse alımı sonucunda %10 sınırını aşarak %11'e ulaşmıştır. 1.950.000 lot alıp 6.54'ten 9.84'e çıkmış. Dediğim gibi fonlar işte böyle şirketleri alıyor. Oradan siz de bazı şeyleri anlayabilirsiniz. Kron Teknoloji sermaye artırımı kapattı. Arkadaşlar Kron Teknoloji bedelli sermaye artış oranındaki değişiklik yapılması hakkında yönetim kurulu kararı. Kron Teknoloji daha önce %250 oranında bedelli sermaye artışı kararı almıştı. Rüçhan kullanım hakkı da 1 TL'ydi. Bunu %250'den %100'e düşürdü. Rüçhan kullanım hakkı 1 TL. Dediğim gibi %250 olan bedelsiz sermaye artışı kararı %100'e çevrilmiş oldu. Evet, Borsa İstanbul volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Bayrak, HUBVC, Pasifik Eurasya ve Park M paylarına yarın seans başından 10. ayın 13'ü seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere yasak getirdi. Kocaer Çelik yeni iş ilişkisi kapattı. Yeni iş bağlantısı demiş. Şirketimiz 2022 yurt dışı satışlarının %19'unu gerçekleştirdiği MENA, yani Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinden son 45 günde 23.501.071 Amerikan doları tutarında yeni sipariş almıştır. MENA bölgesine olan satışlarımız 2023 yılında da güçlü seviyelerini sürdürmektedir. Arkadaşlar bu şirket biliyorsunuz bizim bebek şirketlerimizden, bebek hisselerimizden bir tanesi. Hala bence potansiyelli bir şirket. Bu şirket 10 milyon doların altındaki işlerini bildirmiyor. Tabii ki son zamanlarda birazcık ivme yakaladı. Tabii bu gibi kapları da atmadığı zaman şirketler kendilerini hatırlatma isteği duyarlar. Burada da hepsini toplu atmışlar. Son 1,5 ayda 23.501.071 Amerikan doları tutarında sipariş almış, güzel işler yapan bebek hissemiz. Evet, Kozmo yeni iş ilişkisi kapattı. Bağlı ortaklığımız Kozmos Mühendislik AŞ yurt içi müşterisiyle Çekmeköy Sancaktepe metro hattı ve Ataköy metro hattı işi için malzeme satış sözleşmesini bugün itibariyle imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 513.708 dolar KDV dahildir demişler. Kasa emtia kar payı dağıtım kapattı. O da bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Kızılbük Gayrimenkul finansal duran varlık edinimi kapattı. Şirketimiz yönetim kurulu 9. ayın 14'ü 2023 tarihli toplantısında Balıkesir'de devre tatil veya devre mülk projesi geliştirmek maksadıyla yeni kurulacak 500 bin TL sermayeli Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ne 245 bin TL sermaye payı ile iştirak edilmesine, şirketin kuruluş ile ilgili gerekli belgelerin hazırlanması akabinde ticaret siciline başvuru işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Evet, şuraya bakalım. MİA Teknoloji özel durum açıklaması kapattı. Güzel bir kap. Şirketimiz sürükleyici teknolojiler ve Metaverse departmanı tarafından ARGE süreci tamamlanmış ve geliştirilmiş olan karma gerçeklik ile uzaktan bakım, onarım ve teknik destek uygulaması, uzamsal algılama ve holografik canlı bağlantı ve iletişim platformu WorkAria ürünümüzün ilk faturası kesilmiştir. Dünyanın en büyük otomotiv üretici şirketlerinden birinden pilot proje kapsamında geliştirilen 3 adet ürün karşılığında 31.500 dolar KDV hariç ön sipariş alınmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde 183 adet yeni satış olanağı ile Türkiye pazarında yaygınlaşması beklenen WorkAria ürünümüzün 2024 yılının 3. çeyreğinde global pazara açılması ve şirket cirosuna pozitif yönde katkı yapması beklenmektedir. Arkadaşlar ARGE süreci tamamlanmış, yani kendi geliştirdiği bir ürün. 3 adet ürün karşılığında 31.500 dolar. Miktar önemli değil. İlk işin yapılmış olması, aynı zamanda dünyanın en büyük otomotiv üretici şirketlerinden birisi diyor. O da ayrıyeten değerli. Bunu bu şirket aldıysa diğer şirketlerde muhakkak alacaktır. Biliyorsunuz yeni geliştirilen ürünlere, özellikle teknoloji alanındaki ürünlere bayağı bir rağbet olur. Güzel, beğendiğim, hikaye yaratabilecek bir alan olacak mı ona bakacağız. Evet, John S. Konsus Enerji özel durum açıklaması, depolamalı elektrik üretim tesisi ön lisans başvurusu hakkında 11. ayın 30'u 2022 tarihli özel durum açıklamamız ile %100 bağlı ortaklığımız Tenara Enerji Ticaret AŞ tarafından 11. ayın 19'u 2022 tarihinde yayınlanan elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında 2 ayrı projeye yönelik toplamda 100 MW gücünde depolamalı güneş enerjisi üretim santrali kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Yapılan ön lisans başvurumuza EPDK tarafından TİH kapasitelerindeki doluluktan dolayı bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle olumlu dönüş alınamadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Muhtemelen şirket bunu başka bir yerde yapacaktır arkadaşlar. Orada olmuyorsa başka tarafta yapar. Enerji şirketi sonuçta, o da bebek hisselerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videonun sonunda herkes çok herkes demeyeyim de çoğu arkadaşımız videonun sonlarını beğeniyor. Şimdi arkadaşlar bugün dediğimiz gibi, daha önce dediğim gibi SPK bülten günü, bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Çıktı mı çıkacak mı? Belki de ben videoyu yaparken çıktı. Fakat bugün size farklı bir konuyla karşınızdayım. Hangi konuyla? Burada arkadaşlar bir çocuğumuz var. Deniz diye bir çocuğumuz var. SMA ile savaşıyor. Tip 1 savaşçısı. Bakın burada TL, Euro ve dolar bazlı hesapları var. Valilik onaylı. Siz de bunu internetten araştırabilirsiniz. Arkadaşlar ben daha önce başka bir çocuğumuz için de yardım toplamıştım. Bu çocuğun da yardıma ihtiyacı var. Hepimizin evladı olabilirdi bu çocuk. Onun için lütfen herkes elinden geldiği kadar en azından bir SMS yazarak, Deniz yazıp 5308'e göndererek 25 TL bağışta bulunabilirsiniz. Zengin bir Müslümana nasıl zengin oldun demişler arkadaşlar. Allah ile yarışa girdim demiş. Adam da tövbe tövbe Allah ile nasıl yarışılır demiş. Zengin adam da demiş ki o bana rızık verdi, verilerini dağıttım. O bana rızık verdi, verilerini dağıttım. Bu demiş böyle sürece devam etti. Adam demiş ki peki en sonunda kim kazandı? En sonunda elbette Allah kazandı demiş. Yani kazanmış olduğunuz paraların hem bereketini artırmak açısından, hem sadakasını vermek açısından lütfen, özellikle bazı isimler sayacağım. Engin Sunar, Engin abi, abi bekliyorum. Fatih Amsterdam'dan, Emrah Özcan, senden de kardeşim. Bahadır Sezeniş, Bahadır zaten beni sağ olsun kardeşim hiç kırmaz. Hemen halleder. Arkadaşlar lütfen elinizi cebinize atın. Hatta bu saydığım arkadaşlar bana ufaktan bir de dekont atarlarsa memnun olurum. Şu anda aklı Fatih, bu arada seni de söylüyorum, Türkiye'deki, İstanbul'dan tekstilci Fatih. Arkadaşlar az çok demeyelim, bu çocuğumuza, bu kardeşimize bir yardımda bulunalım. Yani hepimizin başına gelebilirdi. Tekrar edeyim, Deniz yaz, 5308'e gönder, 25 TL. Kimseyi şöyle düşünün, bu ben kanalda, bakın şurada kanalda şey oldu, kanalın videonun alt kısmında biliyorsunuz katıl butonu oluyor. Ben katıl butonu falan yapmıyorum. Şöyle düşünün, bana katıl butonuyla 25 TL bir yardımda bulunmuşsunuz gibi. Ben hiçbir zaman abonelerimden ne para isterim ne bir şey isterim. Beğeni istemeyen bir insanım, abonelik istemeyen bir insanım. Ama böyle şeyleri sizden rica ederek, gerçekten rica ederek istiyorum. Allah bu bağışı yapan insanlardan razı olsun. Allah kabul etsin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.